Arkadaşlar merhabalar, hepiniz Kripto Tayfun kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sırasıyla Waves, Holo Hotcoin, Cardano, Loopring ve Dogecoin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi bilgi amaçlı sizlerle paylaşmaktayım. Şu anda Bitcoin 44.156 seviyelerinde seyrediyor. Total market cap'te bir artış söz konusu. Benim dediğim 2.023'e bakalım gelecek mi? Bu zamanlarda mı gelecek? İlerleyen zamanlarda mı? Takipteyiz. Haberiniz olsun. Şimdi sırasıyla Waves hemen geçelim. Waves şu anda 24.70 dolar bandındaki direnci kırmaya çabalıyor. 11 mumunda bir red yemişti. Kırmızı mum yaklaşık 23 dolar 80 sente kadar düştü. Burayı ikili dip olarak baz aldık. Bakın, ben kendim olarak baz aldım. Grafiğe göre konuşuyorum. Dip dedik 22 dolar. Waves analizine göre, grafiğine göre 26 nokta, hatta 27 dolara kadar bir yükselme potansiyeli var. Kısa vadede düşüş gelirse de 22 dolar 33 sente kadar bir düşüş gelebilir. Benim öngörüm, tahminim, total market cap'ten para çıkışı olmadıkça zamanla Waves de 26 nokta, hatta 27 dolara kadar yükselme potansiyelini görüyorum. Piyasayı momentumun yukarı yönlü olduğunu anlık olarak düşünmekteyim. Haberiniz olsun Waves sevenleri, yatırımcıları takip eden dostlar. Şimdi Hotcoin'e geçiyorum dostlar, Holo'ya. Evet, Hotcoin'de aynı şekilde ikili dip formasyonu, 7600 bandı dip aldık. 8800 bandında, o da bir önceki 4 saat mumda red yedi. 8000 hatta 9000 bandından, eğer kırılırsa 9000 bandı gideceği yön, 9740 bandına kadar bir yükseliş potansiyeli bulunmakta Holo Hotcoin'in. Aksi takdirde ters bir işlemler gerçekleşirse 7600 kısa vadedeki desteği dostlar Tether bazından söylemiş olalım. Şimdi Ada Coin'e geçelim hemen, Cardano'ya. Cardano diğer iki coin'den biraz daha olumlu şu an itibariyle. Çünkü o direncin üstünde anlık olarak. Fakat tabii ki de 7'deki mum kapanışı önemli. W formasyonu var. Bunun teyitlenmesi için 2.36 sentin üstünde kapanışlar gerekli. Kapanış gelirse kısa vadede de yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. 2.48-2.50 sent bantları Ada Coin'de muhtemel yükseliş potansiyeli. Ha, işler terse giderse dostlar, 1.90 dolar bandı kısa vadedeki desteği Ada Coin'in grafiğe göre. Şimdi Loopring'e geçiyoruz, LRC kısaltmasıyla. Loopring'de son desteği 0.3840'tan yukarı doğru bir sekti. Şu an 4000 bandında. O kısa vadede dostlar, ilk önce bence kırması gereken nokta 4700 bandına kadar bir yükselme potansiyeli var. Çünkü Binance'da listelenmeye başladığı andan itibaren gördüğünüz gibi bu noktalarda çok dolaşmış. Yani Loopring coin'e güvenen veyahut da ondan projelerini araştırıp iyi yerlere gelebileceğini düşünen dostlar buralardan da ekleme yapabilir orta vade için diye. Orta vade içinde buralardan ekleme yapabilir diye düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem bu yönde. Şimdi Dogecoin'e geçelim. Benim çok beklentilerimin altında kalan maalesef Dogecoin analizine geçiyoruz dostlar. Dogecoin 19 sent bandından bir tepkisini gösterdi. 23.5 sent bandı yükseliş potansiyel hedefi kısa vadede. Buradaki direncimiz kırılırsa 26 sent kafadan potansiyel hedef oluyor Dogecoin'le. Dogecoin çok sessizleşti. Ben cidden böyle nasıl desem, beklentilerimin çok altında kaldığını düşünüyorum. Beni de açıkçası biraz yanılttı Doge. Ama hala da iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Orta vade ve kısa vadede Dogecoin'in dostlar, haberiniz olsun.
videoyu izlediğiniz için teşekkürler ve Dogecoin'in destek noktası kısa vadede 19 sent. Haberiniz olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Şu anda Total Market Cap 2000.03 noktasında, bizim milat olarak kabul ettiğimiz alt taraftan 2.023 bandı Total Market Cap. Hep ona dikkat çekiyorum. Bakın altında kapattığını, nereye kadar gerilediğini hep birlikte şahit olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın dostlar.